Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. Artık kimya için son dersimizle karşınızdayız arkadaşlar. Kampımızı kimya adına bu şekilde bitiriyor olacağız. Dersimizin konusu asitler, bazlar ve tuzlar olacak. 10. sınıfın çok önemli bir ünitesini burada tekrar etmiş olacağız. Daha doğrusu oraya ait ihtiyaç duyduğumuz bilgileri tekrar etmiş olacağız arkadaşlar. Şöyle programımıza bir bakalım neler vardı? Daha öncesinde arkadaşlar kimyasal tepkimeler yapmıştık, karışımlardan bahsetmiştik ve son olarak kimya için asitler, bazlar ve tuzlar diyeceğiz arkadaşlar. FKB kampını kimya adına bu şekilde tamamlamış olacağız. Peki hangi bilgiler vardı? Nasıl bir süreç bizi bekliyor? Ondan şöyle bir bahsedelim. Arkadaşlar ta ortaokuldan kalan bazı bilgilerimiz var. Asit nedir? Baz nedir? pH nedir? Asitlerin bazılarının özellikleri nedir? İşte bunları bir hatırlamamız gerekecek ki bu sene yani önümüzdeki sene bunları tekrar edeceğiz. Daha geniş bir şekilde öğrenmeye devam ediyor olacağız. Bunun yanı sıra 9. sınıfta uyarı işaretlerini öğrenmiştik arkadaşlar bunlar yine ünitenin içerisinde çok önemli bir yere sahip olacaklar ve asit yağmurlarından bahsedeceğiz asit yağmurlarının oluşumuna sebep olan bazı gazlardan bahsedeceğiz aslında bu gazlarda yine 9. sınıfta öğrendiğimiz üzerine yoğun bir şekilde konuştuğumuz gazlarda arkadaşlar bunlara ihtiyaç duyacağız. Peki süreç bizi nereye götürecek sadece 10. sınıfa geçtik 10. sınıfta bu üniteyi öğrendik değil bizi ta TYT'ye kadar götürecek çok önemli bilgileri aslında tekrar etmiş olacağız arkadaşlar. Çünkü ortaokulda bak asitleri bazları ve günlük hayatta kullandığımız bazı asitleri bazıları öğrenmiştik arkadaşlar. Dokuzuncu sınıfta iyon kavramını öğrenmiştik. Bak burası da çok önemli. İyonların çünkü e, asitliğe ve bazlığa sebep olan temel bileşenler olduğunu biliyoruz. İşte bunları öğrendikten sonra artık hem onuncu sınıftaki bu ünitede rahat edeceğiz hem de TYT'de bizi bekleyen o ünitede TYT'ye çalışırken e, sahip olmamız gereken bilgileri şöyle bir tekrar etmiş olacağız. Bununla da yeterli kalmayacak tabii ki kamp sürecinde bizi neler bekliyor arkadaşlar? Bu konuyla ilgili hazırlanmış yeni nesil soru tarzları ile e, hazırlıklarımızı yapmak olacak arkadaşlar. E, böylece TET çok daha güzel hazırlanacağız. E tabii ki bu süreçte bize çok yardımcı olacak bir kaynağımız var. O da nedir? 9'dan 10'a hazırlık seti arkadaşlar. Zaten çoğunuz artık buna sahipsiniz. Neler vardı içeriğinde? Şöyle hep birlikte bir göz atalım arkadaşlar. Kitap e, kaynağı olarak önce bir matematik kaynağımız var tabii ki. Bunu tamamladık. Bu kampla birlikte bitirmiştik zaten. Şimdi FKB kitabımız var arkadaşlar. Fizik, kimya ve biyolojiye dair birçok sorunun bulunduğu, birçok çalışmanın yapıldığı bir kaynak bizi bekleyecek. Test test yeni nesilde hazırlanmış birçok soruları içeren bir kaynak var karşımızda. Hem fizik hem kimya hem de biyolojide hem ödevlendirmelerimizi buradan yapıyor olacağız arkadaşlar. Hem de tabii ki çalışmalarımızı buradan sürdürüyor olacağız. Tabii ki bu kaynağı da artık tamamlamış olacağız ve ...bizi e, edebiyat, tarih ve coğrafya için bambaşka bir kaynak bekliyor olacak. E, bununla birlikte de e, 10. sınıfa artık hazırız diyeceğiz. O zaman haydi dalalım bakalım. hiç vakit kaybetmeyelim. Şöyle bir hatırlamaya başlayalım. Şimdi ortaokuldaki bilgilerimizi hatırlayacak olursak bazı asitlerden bahsetmiştik. Özellikle günlük hayatımızda yoğun olarak karşımıza çıkan kullandığımız maddeler vardı. Asidik özellik gösteriyorlardı. Mesela yoğurt. Her gün yiyoruz belki de yoğurt. Ve o yoğurdun içerisinde laktik asit dediğimiz bir asit var arkadaşlar. Bunu hemen şöyle bir hatırlayalım. Portakal. Sitrik asit dediğimiz bir asidi içeriyor ve bu maddelerin taşıdığı bu gıda maddelerinin özellikle taşıdığı bazı nitelikler bu yapılarındaki asitten kaynaklanıyor. Mesela elmanın içerisinde malik asit vardı. Sirkenin içerisinde asetik asit vardı. Çilekte folik asit vardı ve üzümde tartarik asit vardı. Hani portakalın ve özellikle hani elmadan bahsedecek olursak ya da sirkeden tadındaki o ekşiliğin sebebi aslında içerdikleri bu asittir arkadaşlar. Asidik nitelikleri o tattaki ekşiliği onlara vermektedir. İşte hazımdaki kolaylığı bize sağlamaların sebebi yine taşıdıkları asittir diyebiliriz. Bazları hatırlayacak olursak günlük hayatımızda yine yoğun olarak kullandığımız karşımıza çıkan bazı bazlar var. Mesela sabun baz özellik gösteriyor. Arkadaşlar şöyle bir genelleme yapabiliriz. Temizlik maddemeleri hepsi demiyoruz ama genellikle bazik özellik gösterir. Sabun deterjan gibi bulaşık deterjanı olur, çamaşır deterjanı olur. Bunlar bazik özellik gösteriyor. Diş macunu bazik özelliğe sahiptir. Çamaşır sodası artıcı özelliğe sahip olan bu madde yine bazik özellik gösterir. Ya da kabartma tozu olarak kullandığımız mutfaklarda kullandığımız madde yine bazik özellik gösterir. Ve acı biberdeki o acı tat bazlıktan kaynaklanıyordur aslında arkadaşlar. Ne kadar acıysa o kadar baziktir gibi genel bir yorumlama da yapabiliriz acı biberle alakalı. Şimdi şu pH ile ilgili bilgilerimizi bir hatırlayalım bakalım. pH ile ilgili ne hatırlıyorduk? Diyorduk ki pH'ten bahsediyorsak 25 santigrat derece gibi bir sıcaklıktan bahsederiz. Ve bu sıcaklık aslında oda koşulları dediğimiz koşulların sıcaklığıdır arkadaşlar. 25 santigrat derecedeki pH değerlerinden bahsederken 7 sayısı çok önemli bir değerdi burada. Neden 7 önemli değerdi? Çünkü nötrallikten bahsederken 7 pH'tan bahsediyoruz. Bu ne demek? O değere sahipse ne asittir ne bazdır ikisinin tam orta noktasındadır. Ve pH dediğimiz değer bu şartlar altında 0 ile 14 arasında değer alır. Ne 14'ün üstüne çıkar ne de 0'ın altına iner demiştik. Eğer 7 ile 0 arasında bir pH değerinden bahsediyorsak bu o maddenin asit olduğunu gösteriyordu arkadaşlar. Şöyle belirtelim. Eğer 0 ile 7 arasındaysa bu asidik bir madde vardır elimizde demek oluyor. 7 ile 14 arasındaysa da bazik bir maddeye sahip olduğumuzu bize gösteriyordu. Bakın damıtılmış su yani saf sudan bahsediyoruz burada. Tam 7 pH'e sahip. Yani nötral durumdan bahsediyoruz. Dolayısıyla damıtılmış bir su, saf su ne asittir ne bazdır. Ama 7'den azıcık bile düşük olursa 6.8 olduğunu varsayalım bunu asit olarak değerlendiririz. 7'den azıcık bile büyük olsa 7.3 olsun mesela bunun bazik bir madde olduğunu değerlendirebiliriz. E ama 7'den büyük olanların tamamı eşit bazlığa mı sahip? Hayır tabii ki pH değerindeki artış veya azalış asitlik ya da bazlıktaki e, değeri bize gösterir. Yani sıfıra ne kadar yakınsa o kadar asidik özellik taşır. Akü sıvısı mesela 1 pH'a sahipmiş. Yani çok yüksek bir asitliğe sahiptir. Asitlik özelliğinin çok derinlemesini hissettirir. İşte e, kıyafet neden geldiği zaman kıyafetin parçalar diyebiliriz. Limon suyu mesela 2.4 pH'a sahipmiş. Elma 3. Bu ne demek oluyor? Demek ki limon suyu elmaya göre daha asidik bir özellik gösteriyordur. E, portakal portakal 3.5'miş. Demek ki elma da portakala göre daha asidik özellik gösteriyormuş. Yani pH'da ne kadar düşük bir pH'e sahipsek zaten sıfırın altına düşemiyor. Bu aralıkta bir pH değeri alacağız. Burada ne kadar sıfıra yakınsa Asitliği o kadar yüksektir. Asidik özelliği o kadar derinlemesine bize hissettirir diyebiliriz. Mesela yağsız süt 6.8 pH'e sahipmiş. Evet asidik özellik gösterir ama o kadar da kuvvetli, o kadar da etkin bir asit değilmiş. Ya da bulaşık deterjanı 7.44 pH'e sahipmiş. Evet bazik özellik gösteriyor. pH'i 7'den büyük olduğu için ama o kadar da kuvvetli bir baz değil. Ama sodyum hidroksite geldiğin zaman 13.5 gibi bir pH'den bahsediyoruz. Yani 14'de çok yakın bir pH değeri. Dolayısıyla da bunlar arasındaki en fazla baz özelliği gösteren madde tabii ki sodyum hidroksit olacaktır. 14'e ne kadar yakınsa o kadar baziktir diyebiliriz. Şimdi şöyle listeden gidecek olursak bulaşık deterjanı, kabartma tozu, deterjanlı su, mide ilacı, amonyak, lavabo açıcı ve sodyum hidroksit bazik özellik gösteren maddeler olarak karşımıza çıkıyor. Mesela mide ilacı neden bazlar arasında yer alıyor ya da mide ilacının neden bazik olmasını tercih ediyoruz? Çünkü midemizde asit var. O asidin nötralize edilmesi gerekiyor. Bu nedenle de baz eklenmesi gerekiyor. İşte mide ilacı buradaki nötralize durumu sağlayan madde oluyor. Şöyle asitlerin bazların Özelliklerini genel olarak bir hatırlayalım bakalım Ph'ten zaten bahsettik dedik ki asitler tatları ekşi olan maddelerdir genellikle asidik özellik bir maddenin tadının ekşi olmasına sebep olur ama bazılarda bu tat acıdır az önce saydığımız maddeleri düşünecek olursak işte limon sirke elma bunların ekşi tadını veren onların yapısındaki asitti e, acı tada geldiğimiz zaman hani acı biberin bazik olduğunu söylemiştik işte buradaki acılık aslında bazlıktan geliyordur. Suyun içerisinde verdikleri iyonlar arkadaşlar. Suyun içerisinde asidi ya da bazı çözdüğümüz zaman bazı iyonların oluşmasına sebep olurlar. Bu oluşan iyonlar artısında o ortamın asidik ya da bazik olduğuna karar vermemizi sağlar. H artı iyonları. Ortamın asidik olduğunu bize söyleyen en önemli belirteçtir arkadaşlar. Yani bir sulu çözelti ortamında bu arada hem H artı hem OH ikisi de aynı anda var. Ama H iyon miktarı OH iyon miktarından daha fazlaysa ya da eklediğimiz madde H iyon oluşumuna sebep olduğu için bundan daha fazla olmasına sebep oluyorsa bu ortamın bazik olmasına, asidik olmasına sebep olur. Özür diliyorum H artı olduğu zaman. OH'a geldiğimiz zaman bu da onun tam tersi gibi düşünebiliriz. OH H artıdan fazlaysa ortam bazik özellik göstermeye başlayacaktır. Bakın arkadaşlar ikisinin ortak özelliğinden bahsedeceğiz şimdi. E neden bahsettik yukarıda dedik ki sulu çözeltilerinde H+ iyonu verir, sulu çözeltilerinde OH- iyonu verir. Yani ortama iyonlar verir, yüklü tanecikler. Eğer ortamda serbestçe dolaşan yüklü tanecikler varsa bu ortam elektriği iletir. Bu nedenle hem asitler hem de bazlar sulu çözelti halinde elektriği iletirler arkadaşlar. Bu ikisinin ortak özelliğidir pH'tan az önce bahsettik zaten. 7'den daha küçükse yani daha doğrusu 7 ile 0 arasındaysa pH değeri biz asitlikten bahsediyoruz. Bu aslında H+ iyonuyla alakalıdır. H+ iyonu daha fazla olduğu zaman pH 7'den küçük olur. Eğer pH değeri 7'den büyükse bu da OH iyonunun sayısının daha fazla olduğunu bize gösteriyordur ortamın bazik olduğunu bize kanıtlar arkadaşlar. Turnusol kağıdı bir ayıraçtır. En önemli kullandığımız ayıraçlardan birisi tunusol kağıdıdır. Ee, asitler mavi tunusol kağıdının rengini kırmızıya dönüştürürler. Yani rengin kırmızı olmasını sağlarlar. Tabii kırmızı eklediğimiz zaman kırmızı tunusol kullandığımız zaman renkte herhangi bir değişim görmeyeceğimiz için maviden değişimi burada baz alıyoruz arkadaşlar değerlendiriyoruz. Mavi tunusol kağıdının rengini kırmızıya çevirenlere asit kırmızı turuncu kağıdının rengini maviye çevirenlere de baz ismini veriyoruz arkadaşlar. Metil oranj yine bir diğer ayıracımız arkadaşlar. Asitlere damlattığımız zaman kırmızı renk alır. Ancak bazlara damlattığımız zaman sarı renk almasına sebep olur bulunduğu ortamın metil oranj çözeltisi. Fenolftalein kullandığımız bir diğer ayıracıdır. Burada da yine asidik ortamda herhangi bir şekilde renk değişimi görmüyoruz. Şeffaf bir ortam varsa şeffaflığını koruyor. Ancak bazik bir ortama götürdüğümüz zaman rengin pembeye dönmesini sağlıyor. Bu ayraçlar ne işe yarıyor peki? Diyelim ki bizim elimizde bir baz var ve biz onun üzerine damla damla asit damlatıyoruz. İşte oradaki renk değişiminin olduğu an aslında e, asitlikten baza geçişin olduğunu kanıtladığımız an olacaktır. Bu tarz deneylerde bu ayraçlardan herhangi birinden faydalanabiliyoruz. Asitlerde arkadaşlar özellikle kuvvetli asitlerden bahsediyorsak yakıcı ve parçalayıcı özellik taşırlar. Dedik ki hani akü Deki asitten bahsediyorsak çok kuvvetli bir asittir ve kıyafetlerimize geldiği zaman kıyafetlerimizin parçalanmasına sebep olur. Metalleri ve mermerleri aşındırırlar böyle bir etkileri vardır asitlerin. Bazılara geldiğimiz zaman bazılar ele kayganlık hissi verir. hani Sabunun elde kayganlık oluşturmasının sebebi aslında bazik özellik taşımasındır ve cam ve porselenlere etki ediyorlar. Asitlerde, metal ve mermerlerde etki görüyoruz. Bazılara geldiğimiz zaman cam ve porselen üzerinde etki söz konusu oluyor. Bunlar birbiriyle tepkime veriyor arkadaşlar. Yani asitler bazılarla bazılarda asitlerle tepkime veriyorlar. Az önce söylediğimiz gibi bunu nötralleşme veya asit baz tepkimesi olarak değerlendireceğiz. Ve bu tepkimelerin sonucunda tuz açığa çıkar diyeceğiz. Eğer tepkime nötralleşme tepkimesi ise tuzun yanında bir de su açığa çıkıyor olacak. Tabii ki bu asitlerle ve bazlarla çalışırken dikkat etmememiz gereken bazı önemli noktalar var. Az önce dedik ki asitlerle metal yüzeyleri aşındırır, kıyafetlerimizi aşındırabilir, cildimize önemli zararlar verebilir. O yüzden cildimizden uzak tutmamız gerekiyor. Dolayısıyla da bu maddelerin yani asitlerin bazıların etiketlerinde üzerlerinde bazı işaretler görüyoruz uyarı işaretleri. Bu uyarı işaretlerine çok dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani mesela kurbağa kafi işareti görüyorsak bu zehirli veya çok zehirli bir maddenin yer aldığını gösterir. Asitlerle bazlarla çalışırken özellikle bu işareti görüyorsak burada kesinlikle bu maddeyi solumamamız gerekiyor. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Veya şöyle çarpı işaretini görüyorsak yine zehirli ve tahriş edici madde. Yani aslında daha çok cilde zarar veren bir madde olduğunu görüyoruz. Bunu kesinlikle tenimizden uzak tutmamız gerekiyor. Böyle bir maddeyle çalışıyorsak eldiven takmamız gerekiyor, koruyucu önlük giymemiz gerekiyor, koruyucu gözlüğümüzü takmamız gerekiyor. Buna özen göstermemiz gerekiyor. Bu işareti görüyorsak ölü balık, kurumuş ağaçlar bu ne demek? Çevreye zararlı madde demek oluyor. Neredeyse bütün asitlerin bazılarının üzerinde bu işareti görürüz zaten arkadaşlar. Kesinlikle ne yapmamamız gerekiyor? Lavaboya dökmememiz gerekiyor mesela. Ee, evsel atıklarla birlikte atmamamız gerekiyor. Onu özel bir şekilde imha etmemiz gerekiyor. Şu işareti görüyorsak bir metal yüzey ve ciltte hasar oluşturan bir madde görüyoruz, sıvı görüyoruz. Aslında bu işaret her şeyi anlatıyor. Aşındırıcı madde demek. Arkadaşlar bu çoğunlukla e, asitlerini üzerinde göreceğimiz bir işaret olacak. Bu ne demek oluyor? Cildinden uzak tut ve metal yüzeylerden uzak tut. Bu aşınmaya sebep olacaktır. Yine asitlerin bazların özellikle de asitlerin birçoğu yanıcı özellik gösterecektir. Arkadaşlar bu işareti gördüğümüz anda yanıcı madde demek oluyor. Yani bunu ne yapmamız gerekiyor? Isıdan uzak tutmamız gerekiyor. Kıvılcımdan uzak tutmamız gerekiyor. Yakıcı maddelerden uzak tutmamız gerekiyor. Buna özen göstermemiz gerekiyor ki tehlikeleri yol açmasın. Eğer bu işaretin ortasında şöyle bir yuvarlak görüyorsak, yani aslında birbirine çok benzer işaretler ama birbirini tetikleyici maddelerin üzerinde bulunur. Yani birbirini zıttı olan maddelerde bulunur aslında. Oksitleyici madde. Yani bir diğer adıyla yakıcı madde işaretidir arkadaşlar bu. Bu işaretleri gördüğümüz iki maddeyi birbirinden kesinlikle uzak tutmamız gerekiyor. Neden? Bu yanıcı madde, bu da yakıcı madde. Eğer bu maddenin bulunduğu ortamda bu da varsa e, herhangi bir kıvılcımda kesinlikle alevlenmeyi gözlemleriz arkadaşlar. Mesela oksijen varsa oksijenin üzerinde bu işareti görürüz. Neden? Oksijen yakıcı bir maddedir. Son olarak bu işareti gördüğümüz zaman patlayan bir madde görüyoruz arkadaşlar. Bu o maddenin patlayıcı özellik taşıdığını, dolayısıyla da darbelerden yine kıvılcımlardan uzak tutmamız gerektiğini bize gösteren işaret. Asit yağmurlarından bahsedecek olursak arkadaşlar. Şimdi asit yağmurlarının temelinde aslında 3 tane gazdan bahsedeceğiz arkadaşlar. Asit yağmuru deyince aklımıza bunlar gelsin. SOX yani kükürt oksitler burada 2 ya da 3 olabilir. NOX yani azot oksitler 2, 3, N2O5 şeklinde azotun oksijenli bileşikleri olabilir. Bir de karbondioksit. Bakın bu 3 gaz asit yağmurlarının sebebini oluşturan temel maddelerdir. Ve bunlardan da şu ikisi birincil etkendir. Yani bunlar çok önemli etkiye sahiplerdir. Asıl asit yağmuruna sebep olan bu iki gazları. Neden? Çünkü kükürt oksitler su buharıyla tepkimeye girdikleri zaman sülfürik asit oluşumuna yol açabilirler. Çok kuvvetli bir asitten bahsediyoruz burada. Oluşan bu madde aşırı kuvvetli olduğu için, aşırı kuvvetli bir asit olduğu için e, havadaki bulutlara gidip burada oluşumundan sonra yeryüzüne e, düşük pH'li, çok düşük pH'li yağmurun gelmesine sebep olabiliyorlar. Ya da azot oksitler nitrik asit gibi yine çok kuvvetli bir asidin oluşumuna sebep olurlar. Bu da yeryüzüne çok önemli zararlar verir. Karbon dioksiti ikinci etken olarak değerlendireceğiz. Çünkü karbondioksit yine asidik bir ortam oluşturuyor ama oluşturduğu karbonik asit zayıf bir asittir. Dolayısıyla bu ikisi kadar önemli bir etkiye sahip değil. Ama bu onun hiç etkiye sahip olmadığını göstermez. Yine e, tabii ki asidik yağmura sebep olur. pH'in düşük olmasına sebep olur. Bu da asit yağmurlarından etkilenmemize sebep olur. Peki asit yağmurlarının ne gibi sonuçları var? Ne gibi etkileri var? Şimdi diyoruz ki pH'in düşmesine sebep oluyor. Ta dörtlere kadar e, ...düşmesine sebep olabiliyor yağan yağmurun. E, dolayısıyla da e, normalin çok altında bir pH'e sahip olan... ...yani asitliğe sahip olan bir yağmur... E, ...şekilde gördüğümüz gibi... Ormanları etkiler doğrudan etkiler ormanların kurumasına ağaçların kurumasına sebep olur çünkü toprağın geçirgenliğini azaltır hatta ortadan kaldırır. Bakın ormanlar gitti e bunun dışında akarsular var göller var bunların pH'inin düşmesine sebep oluyorlar. Bunların pH'i düştüğü zaman ne yapıyor orada yaşayan canlılara doğrudan zarar veriyor yani balıkların ölmesine sebep oluyor asit yağmurları arkadaşlar. E bunun dışında hadi bunu da geçtik neye sebep oluyor? Tarihi eserler var. Binlerce yıldır kalan tarihi eserler var. E bunların aşınmasına sebep oluyor. Binlerce yıl sapasağlam gelmişler ama biz şimdi şu gördüğümüz gazların salınımına sebep olduğumuz için fabrika bacalarından veya evsel durumlardan ya da arabalarımızın egzozundan bu gazları saldığımız için o tarihi eserler büyük zararlar görüyorlar arkadaşlar. Asit yağmurlarını da bu şekilde değerlendirmiş olalım. Şimdi hep birlikte birkaç tane soru çözelim bakalım. Asitler, bazlar, tuzlar bu kısımları ne kadar iyi hatırladık onları görelim. Yukarıdaki özelliklerden hangileri sadece asitlere aittir diyor arkadaşlar. Buraya dikkat ediyoruz tabii ki soruda. Sadece asitlere ait olanları değerlendirmemiz gerekiyor. Tatları ekşidir. Şimdi bu asitler için doğru, bazlar için yanlış. Çünkü bazlarda acı tat vardı. Dolayısıyla sadece asitler için geçerli. Çözeltileri elektrik akımını iletir. Asitleri bazları değerlendirdiğimiz zaman asitler ve bazlar ikisi de iyonlar oluşturdukları için solu çözeltilerinde ikisi de elektrik akımını iletiyordu. Dolayısıyla bu ifadeyi Kabul edemeyiz sadece asitlere ait olanı değerlendirmemiz gerekiyor. Çözeltilerinde bulunan hidrojen iyonları sayısı OH iyonları sayısından fazladır. Asitler için bunu söylemiştik. Demiştik ki asitler suda haşartı iyonları oluştururlar. Ancak bazılar e, OH iyonları oluşturdukları için bazılarda OH iyon sayısı daha fazladır. Sadece asitler için doğrudur geçerlidir. Mavi turnusol kağıdını kırmızıya boyarlar. Asitler kırmızıya boyardı ancak bazlar maviye boyarlardı. Dolayısıyla bu ifademiz de doğrudur. Yani 1, 3 ve 4 bizim için sorunun cevabını oluşturacaktır. Bir diğer soruda da bize diyor ki hangileri sadece bazlara ait özelliktir. Yine sadece bazlara ait olana bakacağız. Tatları acıdır. Asitlerin tatları ekşiydi. Bazların tadı acıydı. Bu ifade doğru oldu o zaman. Çözeltileri elektrik akımını iletir. Hem asitler hem bazlar için geçerliydi. bu Dolayısıyla bunu kabul edemeyiz tüm metalleri etki hidrojen gazı açığa çıkarırlar. Oysa ki asitler metalleri etki ediyorlardı ki onlar da tüm metalleri etki edemiyorlar arkadaşlar. Bazılar sadece birkaç tane belli metali etki edecekler. Bunları e, 10. sınıfta amfoter metaller olarak göreceğiz. Dolayısıyla tüm ifadesinden ötürü bu ne asitler için ne de bazılar için doğru olarak kabul edilemez. Kırmızı turunlu sol kağıdını maviye boyarlar. Asitler maviyi kırmızıya boyarlardı. Ancak bazılar kırmızıyı e, kırmızı maviye boyarlar. Bu ifade sadece bazılar için doğrudur. Dolayısıyla bunu da kabul edeceğiz. Yani bu soru için cevabımız 1 ve 4 şeklinde olacak tabii ki. Bir diğer soruya bakacak olursak. Asit ve bazlarla ilgili yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur diye sormuş bizi. Asitler yenilen besinlerin sindirilmesine yardımcı olur arkadaşlar. Mide kendisi asit üretiyor zaten bu sindirim için. Dolayısıyla da asitli yiyecekler tükettiğimiz zaman sindirimimiz biraz daha kolaylaşabilir. Dolayısıyla bu ifadeyi doğru kabul edeceğiz. Asit ve bazlarla çalışıldığında güvenlik kurallarına dikkat edilmelidir. Bu tabii ki doğrudur açıklamaya bile gerek yok herhalde. Limon asit olduğu için mermeri aşındırır. Asitler mermeri ve metal yüzeyleri aşındırırdı. E, limon asitlik özelliğinden ötürü doğrudur bu ifademizde. Gerek çözücüler, bazik özellik gösteriler. Bu da yine doğru bir ifadeydi arkadaşlar. E, lavabo açıcıların bu şekilde kullanılmasının sebebi de zaten aslında e, bazik özelliklerinden kaynaklanıyordu. Dolayısıyla hepsi doğrudur diyebiliriz. O zaman ne yapıyoruz? Tabii ki ödüllü sorumuzu cevaplandırıyoruz ve yorumlarda paylaşmayı ihmal etmiyoruz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Müzik